İyi akşamlar efendim. Bir kulis programıyla bir kez daha karşınızdayız. Yaklaşık yarım saatlik bir sarkmamız oldu. Malum Ekrem İmamoğlu'nun bir basın toplantısı vardı, sorulu cevaplıydı. Onu ekranlarınıza getirdik. O nedenle de böyle bir sarkma yaşandık. Öncelikle onun özrünü hepinizden dileyelim. Stüdyoda yine bir konuğumuz var. 24, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akar. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz değerli izleyenler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizden de özür diliyorum. Malum rica haber ederim. Kanalı olmanın bir gerekliliği vardır. O da budur zaten. Anında bir olay yaşamışsanız eğer bunu izleyicilerinize aktarmakla görevlisinizdir. Ve biz de bu görevimizi yerine getirdik. Sizden de bu anlamda kusura bakmayın diyorum. Önemli değil. İsmail Bey zaten Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını o kadar kısıtlı kanallar veriyor ki yani onu siz doya doya verin. İzleyicilerin de onu izlemeye hakkı var. Haber alma özgürlüğü açısından elbette bizler bu sürece gecikmeye anlayışla yaklaşırız. Efendim biz seçim dönemi geçirdik, bitti diyemiyoruz. Hala oy saymaya devam ediyoruz. Evet. Bu arada siz Ankara seçimleri için de ben çok iyi biliyorum o süreci. Böyle ilçe ilçe, sokak sokak dolaştınız. Ve o gecede yani 31 Mart gecesi de Mansur Yavaş'la beraber o seçim koordinasyon ekibinin içindeydiniz. Bize o geceyi anlatır mısınız? Kısa bir fotoğraf çeker misiniz bize? Elbette, zevkle. Bir kere hakikaten çok zorlu bir seçim süreci yaşadı Türkiye. Hani dün işte seçim zaferi diye başlık atıp bugün seçim darbesi diye başlık atan bir takım yandaş medya unsurları var ya, onların tabii seçim süreci içerisinde de yaydığı haberler, bu ülkeyi yönetenlerin kullanmış olduğu o ötekileştirici dil. Ankara adayımız özelinde konuşacak olursak bitmeyen, tükenmeyen iftiralar, her türlü kamusal güçle üzerimize gelmeleri. Yani çok zorlu bir dönem yaşanıldı. İşte bir örnek vermek gerekirse EGO Genel Müdürü AKP'nin seçim ofisini açtı, kurdele kesti. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı duvara Herbici Mansur yazarken kamera görüntüsü bulundu, dava açtık. Fakat kapşonlu olduğu için yüzü çok net görünmüyor deyip takipsizlik kararı verildi suç duyurumuza falan. Ama yani çok çirkin bir süreçti. İşte Mansur Bey'e önce Makedon kökenli dediler ki Makedon kökenli de olabilirdi. Aynen. Ama soykütüğünü açıkladı, böyle bir şey yok. Arkasından dediler ki 20 bin PKK'lıyı işe alacak. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. İşte Türkiye'de 700 PKK'lı kaldı diye. Hani böyle üstelik böyle PKK'yla hani biz ismimizin bir arada anılması zaten kabul edebilir. Dolayısıyla çirkin bir dönemde. Hani bu sadece Ankara özelinde değil tabii. Tabii. Biliyorsunuz oy vermeyenler vatan haini oldu, terörist oldu, çapulcu oldu. İşte bir milletvekili tarafından öküz oldu, bir bakan tarafından adi diye tanımlandı. Denilmedik laf kalmadı. Gene Millet İttifakı'nın bir genel başkanına cezaevine konulmakla bir genel başkanı tehdit edildi. Adını bile anmak istemediğim bir televizyon kanalı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun idama gönderileceğine dair bir takım algılar yaratılmaya çalışıldı. Yani her türlü düzeysizlik, her türlü çirkinlik yaşandı. Ama gün geldi, 31 Mart takvim sayfaları 31 Mart'ı gösterdiğinde artık hani biz de bunun sonucunu almayı bekliyorduk. Sahada zaten iyi bir sonuç olacağı ortaya çıkmıştı. Çünkü sizin de dediğiniz gibi ben çok fazla köylerde de çalıştım, evet. Kırsalda da çalıştım. Ankara'nın köylerinde, kırsalında aslında AKP'ye daha yakın olan yerlere gittiğimde bu sefer ciddi bir kırılma olduğunu gördüm. Yani daha öncesinde biz onlara bir takım şeyler anlatırdık. Biz daha anlatmaya başlamadan baktık köylü yakınmaya başlıyor. İşte mesela hiç unutmuyorum bir gene kırsalda bir yere gittiğimizde bir kadın arkadaşımız bana alyansını gösterip ben çocuğumu tedavi ettirmek için bunu satmak zorunda kaldım dedi. Ki alyans sadece bir takı değildir tabii biliyorsunuz. Ki. Yani bir sembolik önemi var. Dolayısıyla yani bu açlık, bu yoksulluk, bu yoksunluk hakikaten halkta artık bir tepkiye dönüşmüştü. Adaylarımız da iyiydi. Öyle olunca beklediğimiz bir sonuçtu. Özetle 31 Mart gecesi hem heyecan hem coşku hem de oylara sahip çıkma açısından
kontrollü olma duygusuyla o masada yer aldık. Sürekli olarak her taraftan sandık sonuçlarını takip ettik ve o zaman da gördük ki özellikle daha AKP'ye, MHP'ye yakın olan bir takım yerlerden de bize beklediğimizin üzerinde oy geliyor. Oradan zaten seçim sonucunu aşağı yukarı tahmin etmiştik. Hatta biraz daha yüksek gelse de iyi olabilirdi ama buna şükür. Da şükür diyelim. Evet. Peki. Evet. Şimdi Ankara'da ben o geceyi hakikaten merak ettim. O da keyifli olduğunu zaten söylediniz. O çalışma sürecini de anlattınız. Hemen İstanbul'a, yani güncele geçmek istiyorum. Evet. İstanbul'da, sadece İstanbul'da değil tabii, ülke birçok yerin. Fakat şu anda İstanbul var, Bursa var, Balıkesir var. Bu anlamda Kırklareli var bir başka tarafta. Ciddi anlamda sıkıntı var. İstanbul'da yapılmak istenen nedir? Ya da bu oyların tekrar tekrar sayılma talepleri nelerdir? Sabahtan beri oy sayıyorlar birçok ilçede. Yani tam Mehter Marşı, 2 ileri bir geri, 3 eksi 10'a, 2 artı 10'a vesaire. Ama her Ekrem İmamoğlu sürekli oyunu birer ikişer arttırarak da gidiyor bu arada. Evet. Bundan sonraki süreçte ne olacağını biliyoruz ama şu arkadaşlar nedir efendim bu? Darbe söylentileri biraz önce. Darbe çığırtkanlığı, darbe yapılıyor. Yani sandıkta darbe mi yapılıyor? Yani böyle bir demokrasi tanımı mı var? Demokrasiyi ne diyeceğiz? Nasıl tanımlayacağız? Nereye koyacağız? Bunları rica edeyim sizden değerlendirmelerinizi. Bir kere şunu görmek lazım. Onların milli iradeden anladıkları şey kendilerine oy verenlerin iradesine sahip çıkmak sadece. Onun için tabii İstanbul'da şu anda son derece hukuksuz, son derece haksız, son derece yanlış bir süreç yönetiliyor. Bence YSK bizden özür dilemek, halktan özür dilemek zorundadır. Çünkü daha 2014 seçimlerinde sandık başında yapılmayan itirazlar için, geçersiz oy itirazları için red yanıtı vermiş olan YSK, bugün bakıyorsunuz AKP'nin kazandığı yerlerde geçersiz oyların yeniden sayılmasına itiraz edildiğinde o kabul etmiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı yerlerde kabul ediyor. Bir kere bu hakikaten hiçbir hakla, hiçbir hukukla örtüşemez. Yani hukuk böyle ikili bir yapıya sahip değildir ve bir kutup yıldızı gibidir adalet dediğimiz şey. Yani biz nereye gidersek gidelim o hep oradadır, hep orada bizi aydınlatır. Ne kuruma yönelik ne şahsa yönelik olarak tavır değiştirmez. Burada bir çifte standart olduğu gerçek. Bu hukuksuzluk elbette halk tarafından da çok net görülüyor ki halk da bu kadar oylarına sahip çıkıyor. Hakikaten şu anda milletvekillerimiz orada, parti meclis üyelerimiz, MYK üyelerimiz ciddi bir performans gösteriliyor. Kesinlikle. Az önce yayına girmeden birkaç dakika önce hatta arayıp bilgi aldım. Çünkü bir yandan da beni de arıyorlar, işte 20 binin altına düşer mi oylarımız? Yok yani, gelen bilgide 20 binin altına düşmeyecek. Zaten aslında bu iş bitmiş görünüyor. Birilerinin ifadesiyle artık atı alan Üsküdar'ı geçti. Bu iş tamamlandı. Bu sefer ama atı alan Üsküdar'ı geçen millet oldu ama yani. Aynen, böyle bir durum var. Fakat tabii burada aslında ne yapılıyor derseniz, bir yandan bir zaman kazanma çabası var. Çünkü çok pis kokular geliyor. Tam burada parantez ile bir şey soracağım. Siz Ankara milletvekili yaptınız nihayetinde. Ankara'yı da belediyeyi de tanıyorsunuz. Bu belediyenin malzeme ya da araç hibesi söz konusu oldu. Şimdi buradan da yola çıkarak aslında bu İstanbul Belediyesi sürecini değerlendirmek lazım. Buyurun. Elbette yani çok pis kokular geliyor burnumuza, özetle bunu söyleyeyim ve şu anda bir temizlik harekatı olduğunu görüyoruz. Yani bir hem dosyaları boşaltmaktan tutun, aynı zamanda fiziksel olarak da işte bir takım tabloların gitmesine kadar. Oysa ki onlar demirbaş eşya şeklinde kayıtlarda mutlaka vardır. Yani bunlar çok yanlış, çok çirkin uygulamalar ve elbette bununla ilgili olarak gerekli hukuki aksiyonlar alınacaktır. Ama İstanbul'u ben şöyle özetleyebilirim. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması var. Hiç unutmadığım bir konuşma. İşte İstanbul, sen benim aşkımsın, sen benim sevdamsın, sen benim kaderdaşımsın diyor. Şimdi kaderdaşlık bağlamında bakıldığında şu anda
Tayyip Erdoğan da tıpkı İstanbul gibi bir kaybediş süreci içerisinde ve sanıyorum bunu algılamakta, bunu kabullenmekte ve kendi tabanını bu sürece hazırlamakta zorlandığı için de böyle bir süreye ihtiyaç var. Onun için de tabii ki, onun dışında tabii ki zaten almaya çalıştıkları bir takım önlemler var, bunun farkındayız. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim size. İnsani gelişmişlik endeksine göre yapılan bir araştırmada en ileri konumda olan 10 ilçeyi de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Ve en geri olan 10 ilçenin 8'ini AKP yönetiyor. Bu bir tesadüf olabilir mi İsmail AKP'li Bey? Adaylar seçimde kullanacakları videoları, klipleri... Bizim ilçelerimizde çekilmiş olan bir takım görselleri kullandılar. Şimdi bu bir tesadüf değil. Neden? Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde şeffaflık var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde hesap verebilirlik var. Katılımcılık var. Halkçılık var. İnsanı, doğayı kollama var. Ama diğer tarafa dönüyorsunuz. Rantçılık var. Nepotizm, kayırmacılık var. Evet. Müthiş bir insana, doğaya karşı özensizlik var. Dikey bir yapılanma var. Yolsuzluk var. Her türlü şeyle alınıyor. Rantçılık tabii burada en fazla rahatsız edici boyutu. Dolayısıyla yani bir başarısızlık olduğu ortada. Şimdi Ankara'ya tekrar bağlayarak yanıt vermek gerekirse ben bundan 2 yıl önce bir basın açıklaması yapmıştım. 2,5 yıl önce. Ve o zaman demiştim ki Gökçe'nin düşüşü AKP'den daha hızlı olacak. Ve geçen yıl yani 2017 Ekim ayında Gökçek istifa ettirildi biliyorsunuz. Evet. Şimdi bakın dikkat edin AKP 1,5 yıl sonra yapılan seçimde müthiş bir düşüş içerisinde. Üstelik de o istifa ettirttiği 6 belediyeden 4'ünde de çok başarısız. Yani Ankara ile İstanbul'u kaybetti. Balıkesir Millet İttifakı'nın İYİ Parti adayı İsmail evet. Ok tarafından az bir oyla kaybedildi. Bu da Bursa, feryat ediyor. Biraz önce sosyal medya hesabında gördüm. Yani burada hukuk yok mu diyor. Yani belki de kaybedilmeyecek. Yani, İtirazlar evet, var. Onun da burada da, itirazı var. Onu da yeri gelmişken alalım. İnşallah. Mesela o da i̇nşallah. Geri döner. Bursa, öbür tarafta Bursa. Evet Mustafa Bozbey evet. gene az bir farkla şu anda kaybedilmiş gibi görünüyor. Yani aslında halk bu görevden almaları, bu istifaların gerekçelerini falan çok net gördü. Yani onlar insanlar hiçbir şeyi görmüyor zannediyorlar. Halkımızı kandırabildiklerine inanıyorlar. Ama hiç öyle değil. Halk her şeyin farkında. Bir kere her şeyden önce cebine girenle çıkanın farkında İsmail Bey. Yani Türkiye'de son 16 yıl içerisinde bireysel kredi kartı borcu 24 kat artmış. Gene vatandaşın tüketici kredisi borcu 176 kat artmış 16 yıl içerisinde. Dolayısıyla doğan her çocuğumuz 5513 dolar borçla dünyaya geliyor. Bu ne demek? Onun için işsizlik oranını geldiği nokta ortada, tarımın, hayvancılığın geldiği nokta ortada. Düşünebiliyor musunuz? Biz Çin'in 17'de biri nüfusa sahibiz. Fakat Çin'in 9 katı kadar sığır ithal ediyoruz Amerika'dan. Bu biz çok et tükettiğimiz için falan değil. Yani Amerika'daki John bir yıl içerisinde 180 kilogram et tüketirken Türkiye'de bu rakam yaklaşık 18 kilogram düzeyinde. Evet. Aslında çok et tüketmiyoruz ama hayvancılık bitti Türkiye'de. Hiç üretmediğimiz için evet, tüketimimizin tamamına yakında dışarıdan aldığımızdan bu rakam artıyor. Yani kırsala gidiyorsunuz, çiftçi diyor ki mazot pahalı, gübre pahalı, tarım ilacı pahalı, sulama pahalı, elektrik pahalı. Ben niye tarımla uğraşayım? Ve bugün baktığınızda bir Hollanda büyüklüğündeki alan artık tarım alanı kaybolmuş durumda. Yani bütün bunların mutlaka bir faturasının kesilmesi gerekiyordu. Bence vatandaş bu seçimde sarı kart gösterdi. Ben inanıyorum ki bu belediyeler o kadar iyi yönetilecek, o kadar iyi yönetilecek ki önümüzdeki ilk genel seçimde de bir kırmızı kartla şimdi, halkın iktidarı kurulacak. Şimdi anladığım kadarıyla bu süreci şöyle değerlendiriyorsunuz. Belediyelerde bir temizlik harekatı yapılıyor. Evet. O nedenle de bu yeniden sayım gündeme geldi. Yani bir cambaza bak muhabbeti var diye algıladım. Ben sizin söylediğinizi, ben de böyle düşünüyorum. Fakat çok güzel bir yere geldiniz. Süremizde yaklaşık bir 3,5-4 dakika kaldı. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı belediyelerde ne yapılmalı ki hem de iktidarın
hani o tehditlerini de göz önüne alarak ne yapılmalı ki önümüzdeki seçimlere kadar başarılı bir belediyecilik yürütülsün? Cevabı uzun olabilir ama ben sizin özetleyeceğinizden çok eminim. Evet, çok uzun bir cevabı evet. var. Uzun aktarmayı isterdim ama temel olarak şunu söyleyeyim. Şu anda en büyük sorun iş ve aş. Onun için bu belediyeleri mutlaka ve mutlaka istihdam yaratabilecek projeler üretmeleri gerekiyor. İlla kişileri belediye işe almalarından bahsetmiyoruz. Yani balık vermeyebilirler insanların eline ama balık tutmayı öğretebilirler. Hatta olta yapmayı öğretebilirler. Girişimciliği arttırabilecek projeler yapabilirler. İnsanların yaşam standardını yükseltmeye ihtiyaç var. Özellikle kadınların hayatına, kadınların, çocukların, engellilerin, yaşların hayatına dokunan projelere çok ihtiyaç var. Ama hepsinin ötesinde biraz önce bahsettiğim kriterlere, yani hesap verebilirliğe, şeffaflığa, katılımcılığa, halkçılığa ve odağına insanı alan, doğayı koruyan, kollayan bir anlayışa ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler zaten bu anlayışı benimsemiş olan belediyeler. Ben o yüzden önümüzde çok aydınlık günler olacağına inanıyorum ve Erdoğan kampanyayı adeta her ilde, her ilçede kendisiyle adaylar yarışıyormuşçasına evet. yönetti. Bugün geldiğimiz noktada kaybeden Erdoğan olmuştur aslında. Yani ÖSS'i kaybetti demek istemiyorum ben. Erdoğan kaybetti demek istiyorum. Ya da her il için bunu söyleyebiliriz. Her ilde, her ilçede Erdoğan kaybetti. Bu kaybediş devam edecek. Yani artık yokuş aşağı bir iniş süreci başladı. Demişti ya, yani İstanbul için sen benim kaderdaşımsın diye. O kaderdaşlık bence de doğru bir tabir. O devam edecek onun açısından. Tabii ki İstanbul iyi noktalara gelecek ama onunla birlikte gelmeyecek. Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çok daha güzel aydınlık günleri kucaklayacağız. Bence adaylarımızın şu jargonu da düzeltmesi lazım. 16 milyon kazandı diyor Ekrem İmamoğlu ya da işte Mansur Bey diyor ki 5,5 milyon kazandı. Hayır, 81 milyon kazandı. Çünkü bu seçimin en önemli özelliği bir moral seçimi olmasıydı. Çok uzun yıllar seçimlerde beklediğimizin altında sonuçları aldık. Hep yenilgi duygusuyla seçim akşamlarını geçirdik. Evet. Bana az önce 31 Mart'ta nasıl bir akşam geçirdiniz diye sordunuz ya. Evet. Genel merkezde yanıma gençler geldi ve İsmail Bey bana şu cümleyi kurdular. Aynı abla, biz nasıl seviniliyor bilmiyoruz. Ne yapmamız ne lazım? İnanamıyoruz. Hani kazandık değil mi falan. Dolayısıyla bizi bu duyguyla tanıştırdıkları için bu süreçte emeği geçen herkese ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Başkanlarımıza başarılar diliyorum ve tabii ki belediye meclis üyelerimize, birlikte yönetecekleri ekibe, herkese aydınlık günler yakındır diyorum. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir kez daha sizinle bir program daha yapmayı çok isterim, eğer kabul ederseniz. Onu da sözünü alayım ben şimdiden sizden. Elbette, seve seve. Peki. Efendim, bizden sonra Ayşegül Doğan'ın bir programı var. Konukları var, birbirinden değerli. Bizden ayrılmazsınız, Tele1 ekranlarından ayrılmazsınız eğer o programı da keyifle izleyeceksiniz. Bizden bu akşam bu kadar. Yarın yine saat 20.30'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim, iyi akşamlar.